harika görünüyorsun. Vahşi Batı'nın en hızlısı. Arizona'da da iki tane banka koymuşsun diyorlar. Oh yeah. 10 bin dolar ödül koydular kendime. Bir haftadır at üstünden inmiyorum. 10 gün yurtta banyo yaptım. Leş gibi. Hadi gel o zaman. Tamam. Öykü. Ne oldu prenses? Canın sıkkın gibi biraz. Sıkıldım biraz. Burada insan sıkılır mı ya? Baksana herkes ne güzel kılıktan kılığa girmiş, cıvıl cıvıl, rengarenk. Eğlenmek için bence bu insanları görmeye gerek yok. Zaten insanlar günlük hayatında bayağı kılıktan kılığa giriyor. Değil mi? Oo, ben maskeli balaya geldik zannediyordum ama bildiğin felsefe kulübüymüş burası. Haksız mıyım? Sanki herkes sürekli bir şeyler saklıyor gibi. Yani yüzlerinde hep bir maske. Ama bir gün o maskeler düştüğünde ne yapacaklar? Merak ediyorum. Haklısın Öykücüğüm ya. Ben de sevmiyorum bu yalan dolan işlerini ama yapacak bir şey yok. İnsan böyle bir şey. Bazen düşünüyorum. Belki Ayaz da rol yapıyordur Mete. Yani beni hala seviyordur. Ama sebebini söyleyemediğim şekilde ayrı kalmak zorundadır. Şu Ayaz meselesi daha bitmedi anlaşılan ha? Yok. O mesele bitmedi. Bitmeyecek de. Yani Ayaz'ın beni sevip sevmesinin bir önemi yok. Ben sevmeye devam edeceğim, bekleyeceğim. Yani Öykücüğüm, böyle bir insana takılı kalmak çok doğru mu bilmiyorum. Yani insanın böyle hayata devam etmesi lazım. Unutması lazım bazı şeyleri artık ha? Mete, Ayaz olmadan benim hayatım devam etmez. Ben hep Ayaz'a aşık kalacağım. Anlaşılan sen de benim gibi hiç vazgeçmiyorsun değil mi? Ben kendime içecek bir şey lazım diyordur. Tanırlar mı? Öykü nerede? Bilmiyorum. İçecek bir şeyler almaya gitti. Dans edelim. Öykü değil mi ya zaten? Yanındaki kim? Ya Mete seni tanırsa? Biliyorum, her şey mahvolur.
Ayaz, bu yaptığınız çok tehlikeli. Tehlikeyi severim. Ya değilsin sen, gerçekten değilsin. Evet, deliyim. Mete seni rahatsız ediyor mu? Evet, ama idare ediyorum ben. Gerçi bazen kendimi zor tutuyorum. Böyle gidip kafasına bir şey indirmek istiyorum. Sakın Öykü. Bak az kaldı. Ben yakında her şeyi halledeceğim. Biraz daha dişim sık. Ya Ayaz, yoruluyorum ama. Adamı senden vazgeçmek istemediğimi anlatmaya çalışıyorum. Ama yok, anlamıyor. Zamanı gelince her şeyi birer birer anlatacağım. Sen merak etme. Şimdi kollarımda sadece bu anı yaşa. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Şimdi zaman yok, mekan yok. Sadece sen ve ben. Maskelerimiz yok bizim. Korkularımız yok. Şüphelerimiz yok. Her şey ve herkes başladığı yere, aşka döner. Dünya döndükçe bizim yüzümüz, kalbimiz hep birbirine döner. Sana söz veriyorum, ister karanlık, ister aydınlık, gözlerinin, kalbinin beni gördüğü her yerde seninle olacağım. Meseleyle çok git buradan, tanımasın seni. Dışarıda bekliyorum, hemen gel. Tamam, git. Öykü, kimdi o? Hiç, arkadaşım. Ha, öyle dans falan ettiniz de merak ettim. Dans etmek istedi, ben de kırmadım. Ne var bunda? Benimle de bir dans eder misin? Yok. Ben gitsem daha iyi olur. Peki, ısrar etsem? Teşekkür ederim Mete ama gerçekten yorgunum, ben gideyim. Eve bırakayım o zaman seni. Hiç gerek yok. Bence sen eğlenmeye devam et. Ben taksiye atlar giderim. Hadi görüşürüz. Öykü nereye gitti? Ha, eve gitmesi gerekiyormuş. Öyle aniden. Ay ben bir arasam mı acaba ya? Belli, kız şimdi yalnız kalmak istiyor. Yani. Ayaz, herkes bize bakıyor. Aman boş ver, baksınlar. Bence şu an çok komik gözüküyoruz. Biliyorum. Muhtemelen deli olduğumuzu falan düşünüyorlardır. Pek de akıllı sayılmayız. Kendi adına konuş. Sen sanki son günlerde çok akıllı şeyler yaptın. Bir düşünsene. Bahçeme gittin, çadır kurdun. Maymun maskesi taktın. Bir de temizlikçi kılığında evime girdin. Evet ya, şimdi düşünce çok komik geliyor. Ama aslında hepsini senin yüzünden yaptım. Sen beni kandırdığın için, oyunlar oynadığın için oldu hep. Tamam. O zaman artık oyun yok. Yalan dolan hiçbir şey yok. Sadece iki şey. Sen ve ben. Sana
sadece sen ve ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.